Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber haşhaşlı ve tahinli kek tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Ve son paylaştığım tariflerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktif hale getirirseniz daha erken haberdar olacaksınızdır. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Tarifimiz için 3 adet yumurtamızı çırpma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ilavesi yapalım. Ve toz şekerimiz eriyinceye kadar bir güzel çırpalım. Daha önceki tariflerimde de söylediğim gibi toz şekerin erimesi benim için yeterli. Yumurta ve şekeri beyazlayıncaya kadar çırpmıyorum. Ve siz de şekerinizin eridiğinden emin olduktan sonra diğer malzemelerinizi ilave edin. Şekerin erimesi çok önemli arkadaşlar. Şekerimiz erimezse kekimiz dökülmüş olduğumuz kalıbımıza yapışacaktır. Ve soğuduktan sonra kek sertleşecektir. Bunu istemediğimiz için şekeri iyice eritmeye özen gösteriyoruz. Şekerimizin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettik. Ardından 1 çay bardağı süt ekleyelim. Ve karışımımızı tekrardan bir güzel çırpalım. İsterseniz bu aşamada 1 paket vanilin eklemesi yapabilirsiniz. Ve iyice çırpmış olduğumuz karışımımızı 2 su bardağı un ilavesi yapacağım. Ama her zamanki gibi kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmaya özen gösterelim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Ama un ölçüleri tamamen değişebilir. Kullandığınız malzemelerin kıvamını veya ölçüsüne göre mutlaka değişiklik gösterecektir. Onun için ununuzu kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ununuzu ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Kabartma tozunu ilave ettikten sonra çok fazla hamurunuzu çırpmayın arkadaşlar. Ve kabartma tozunu ekledikten sonra bir müddet çırptıktan sonra harcımız hazır. Kıvamını da göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasik kek kıvamında akışkan bir hamur olacak. Ve hazırlamış olduğumuz haşhaşın üzerine isterseniz susam, isterseniz benim gibi tane haşhaş döküp karıştırabilirsiniz. Kekinize ayrı bir görüntü ve lezzet katacaktır. Bunu normalde susamlı da yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi siz isterseniz susam, isterseniz benim gibi haşhaş kullanabilirsiniz. Haşhaşımızı ilave ettikten sonra tekrar çırptık. Böylelikle kekimizin harcı hazır hale gelmiş oldu. Ve harcımızı bir kenara alalım. Daha önceden yağladığım tart kalıbımızı bir miktar unla şöyle her tarafını değecek şekilde unluyorum. Böylelikle kekimizin kalıbımıza yapışmama riskini daha fazla düşürmüş oluyoruz. Ve kekimizi ters çevirdiğimiz zaman farklı bir görüntü oluşması için bir miktar tane haşhaşla tekrardan tepsimiz üzerine serpiştiriyorum. Eğer siz kekinize susam kullandıysanız bu işlemi susamla yapın arkadaşlar. Çok şık bir görüntü olacaktır. Bir haşhaş serpmiş olduğum kalıbıma kek harcımı döküyorum. Ve harcımızı döktüğümüz tepsimizi bir güzel sallayalım. Bütün harcımız eşit bir şekilde dağılsın. Ve yere 2-3 defa vurdurarak hamurumuzun havasını aldırdıktan sonra 150 derecelik fırında kekimiz pişinceye kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi kekimiz pişti. Biraz ılıdıktan sonra ters çevireceğiz. Ters çevirme işlemini biraz ılıdıktan sonra yapın arkadaşlar. Daha rahat çıkacaktır. Kekim ılıdı ve ben ters çevirdim. Servis yapacağım kalıbın üzerine. Gördüğünüz gibi kekim rahatlıkla çıktı. Ve haşhaşları yan tarafa doğru akmış. Ve daha farklı bir görüntü elde ettik. Ve hazır olan kekimizin üzerine bir miktar tahin ilave edelim. Çok fazla tahinini kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle her tarafını değecek şekilde ayarladıktan sonra tahinimizi düzeltelim.
Ardından sonra ceviz ve haşhaş ile servis yapacağım, süsleyeceğim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz, servis edebilirsiniz. Böylelikle kekimiz hazır hale gelmiş olacak. Yapıp deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Eğer tarifimi ve videomu da beğendiyseniz, kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Ve dediğim gibi son paylaşımlarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktif hale getirirseniz son paylaşmış olduğum tariflerden ilk siz haberdar olacaksınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.